Değerli Enterprise Next izleyicileri, bugünkü röportaj konuğumuz Timo CEO'su, sevgili Rudy Dökdökmecioğlu. Kendisiyle hem mobil dünyayı hem de bu salgın dönemini konuşacağız. Rudy Bey, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar Fatih, hoş buldum. Timop'tan biraz bahseder misiniz? Hemen izleyicilerimizi tanıtmak anlamında neler söylersiniz Timop'la ilgili? Tabii çok böyle özetle Timob'u tanıtacak olursam %100 yerli sermaye sahip bir teknoloji şirketiyiz. 12 yıldır sektörde varız. 3 ayrı ülkede çalışanları olan global bir şirket konumundayız artık. Önümüzdeki hafta 13. yılımıza giriyor olacağız. Aslında şirket global olma tohumlarını ilk kurulduğu yıllarda Hindistan'da attı. Biz Türkiye'de ilk mobil yazılımı getiren şirketlerden biriyiz, öncülerden biriyiz. Ve o dönemde takdir edersin ki Türkiye'de mobil yazılım yapmayı bilen kişi yoktu. Biz o dönemde 2009 senesinden bahsediyorum. Development ekibimizin çok yüksek ağırlığını Hindistan'da kurarak sanırım kurulduğumuz ilk günde global bir kültür, global bir iş yapış şeklini şirkete entegre etmiştik. Bugün artık geldiğimiz noktada 12 yılda 11'den fazla ülkede 200'den fazla büyük proje teslim etmiş bir şirketiz. Bizim çok güzel bir track record'umuz var şirketle ilgili. Bugün Türk vatandaşı olup akıllı telefonu olan herhangi bir vatandaşın tamamı bizim bugüne kadar yaptığımız işlerden birini kullanmış olabilir. Yemek sepeti gitti gidiyor, hepsi burada. Türk Hava Yolları, Trendyol, eski Markafoni, Teknosa, Carrefour. Bunlar bizim Türkiye'de ilk yola çıktığımızda bizim ilk 5 yılımız Türkiye'nin şu andaki cirosal anlamda ilk 20 netice açısının 13'ünü mobile çevirmekle başladı. Daha sonra da 2012 yılından itibaren Timo bir mobil yazılım şirketi olmaktan çıkıp tamamen uçtan uca ürünler, servisler tasarlayan bir şirket oldu. Ve o yıllarda 2012 yılından beri de mobil finansal servisler, dijital cüzdan, mobil bankacılık ve en sonunda 2019 yılında ilk defa bir neobank, açık bankacılık platformu üzerine İngiltere'de bir neobank kurarak finans ve fintech dünyasında oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermeye başladık diyelim özetle. Biz dediğim gibi işletmelerin yazılım ihtiyaçlarını uçtan uca çözüm sunan bir teknoloji şirketiyiz. İki ayrı iş kolunda üç tane ana ürünümüz var. Birinci iş kolumuz finans. Mobil finansal servisler platformumuz ki işte Türkiye'de Vodafone Türkiye, Turkcell. Yakın bir zamanda da İstanbul Belediyesi ile çok büyük bir anlaşma imzaladık. İstanbul Belediyesi Belbim Türkiye'nin en büyük e-para şirketi, yaklaşık 12 milyondan fazla son kullanıcısı olan bir para şirketi. Uzak ara birincisi Türkiye'nin. Onlarla beraber bir iş ortaklığına gittik mobil finansal servisler tarafında. E-banking, open banking var. Size bahsettiğim gibi 2019 yılında İngiltere'de işte bildiğimiz Revolut, Monzo, Moniz, Starlink gibi milyarlarca dolar değerlemesi olan şirketlere rakip olacak yepyeni bir neobank kuruluyor. Ve o bankanın sıfırdan kuruluşundan şimdi yayınına kadar bütün projeyi yaptık. Bu bizim open banking tarafımız. Bir de bizim perakende e-ticaret tarafımız var. Orada da Ubimax adında bir ürünümüz var. Bunun dışında T-Mob'un özellikle lokal pazarda, yani Türkiye'de çok kuvvetli olduğu bir alanda servisleri, cloud based digital services ve kullanıcı deneyimi tasarımı bizim en kuvvetli olduğumuz iki alan. Yakın zamanda da biliyorsunuz yaklaşık bir yılı aşkın zamandır, pardon 2 yılı aşkın zamandır bir digital product design yaptığımız bir müşterimizi satın aldık, Mobico şirketini. Dün de Sina Afra'nın yatırım haberini açıkladık ilk turda. O da bir angel investor olarak aramıza katıldı. Bizde dünya böyle. Harika, süper hızlı gidiyor. Aslında iyi başlayıp daha hızlanmışsınız. Peki, Evet. burada bulunduğumuz salgın dönemini biraz konuşalım istiyorum. Pandemi hayatımıza hızlı girdi ve hız aslında bir yandan da hani birim varmıyor ama iyi oldu diyelim. Çünkü mobil finansal servisler, mobil kullanımı arttı ve sizin tarafınızdaki iş yüklerini doğru dağıtabilen şirketler bu anlamda bu dönemde daha işlerini iyi yapabildiler. Siz neler söylersiniz? Sizin açınızdan pandemi dönemi nasıl geçti? Fatih, işte gönül isterdik ki bunları hiç yaşamayalım ya da insanoğlu böyle bir şeyle yüzleşmesin. Neredeyse değil sanırım, hemen hemen tam bir yıldır ofisten uzak çalışıyoruz. Evlerimizden çalışıyoruz. Evet, pandemi bizim özellikle sektördeki diğer şirketlerin durumunu bilmemekle beraber olumlu haberler aldığımız şirketler var, olumsuz haberler aldığımız şirketler var.
Hatta önümüzdeki dönemde şöyle bir şey duyacaksınız. Biz gene bize benzer ürünler ve hizmetler veren bizden nispeten daha küçük ölçekte bir şirkete yatırım yaptık. Belli bir ürüne yatırım yaptık ve şirketin bu pandemide yaşadığı finansal zorluğu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz bir yandan. Böyle bir yatırım haberimiz de olacak. Şöyle özetleyeyim. Keşke biz bunları yaşamasaydık ama bize çok yaradı bu durum. Yani bir hesap yaptığımızda normalde 3 yıl içerisinde almayı beklediğimiz iş proje talebini biz 10 yılda. 2020 yılı içerisinde 1 yıl içerisinde aldık. Mobil finansal servisler platformumuz olan beklenen talep %225 arttı. Bu oran bazı ülkelerde %300'e kadar arttı. Dolayısıyla şu anda tabii ki pandeminin etkisi işte dijital para, temassız ödemeler, e-ticaretin daha sofistike bir seviyeye gelmesi çok büyük bir gündem maddesi haline geldi. Aslında şöyle, pandemiden önce dillere pelesenk olmuş ve artık biraz da anlamını yitirmiş bir kavram vardı. İşte dijital dönüşüm, dijital dönüşüm. Artık web sitesi yapmak bile dijital dönüşüm diye kabul edilmeye başlandı bir dönemde. Ve bazı şirketlerde dijital dönüşüm yönetimin önem seviyesinde ikinci, üçüncü sırasındayken bazı şirketlerde bu sıra yedinci, sekizinci sıradaydı. Ama pandemiyle beraber tüm şirketler bunu birinci sıraya aldılar bir kere. Dolayısıyla bunları birinci sıraya alınca talep doğal olarak bizim gibi marka bilinirliği olan, yıllardır bu işi yapan şirketlere olan talepler yükseldi. Bununla beraber artık kullanıcılar dijital tüketiciler haline geldi Fatih. Dolayısıyla kullanıcılar tamamen dijital tüketiciler haline gelince bu sefer dijital servislerden olan beklentileri yükseldi. Yani firmalar bu dijital tüketicileri tatmin etmek, onlarla bir sadakat oluşturmak için artık belli bir seviyenin üzerinde bir dijital deneyim sağlamak zorundalar. Ve bu da bir TMOB gibi şirketlerin profilinin içine giriyor. Biz TMOB'da her zaman bahsettiğim ilk müşterimiz Yemek Sepeti, son müşterimiz İstanbul Belediyesi. Dolayısıyla buraya baktığın zaman arada 11 ülkede 200'den fazla proje yapılmış. Dünyanın en büyük operatörünün mobil finansal servis sağlayıcısıyız Vodafone'un. Birçok ülkede, bu arada sadece Türkiye'de değil, 7 ülkede çalışıyoruz biz Vodafone'la. Dolayısıyla baktığın zaman artık bizim gibi belli bir standardın üzerinde dijital deneyim tasarlayan firmalara olan ihtiyaç çok arttı. Evet, pandemi iş babında bize yaradı. Ama inanın bunu tüm samimiyetimle söyleyeceğim. Bir hakkım olsa iş umurumda olmaz. Keşke bunları hiç, son bir yılı hiç yaşamasaydık. Ama biz finansal ve ticari olarak gelinen durumdan evet memnunuz. Okey. Peki o zaman geleceğe konuşalım. Evet, hiç yaşamasaydık bunları ama sonuçta yaşadık ve bir gün gelecekti. Bu salgın sonuçta sona erecek ve normale döneceğiz. Normale döndükten sonra bu bir yıl, 3 yıllık hedefinizi bir yılda aldığınız dönemden sonra neler olacak TMOB tarafında? Gelecek vizyonunuzda neler var? Bizim şirketçe kendimize koyduğumuz bir kere çok önemli bir kültür değişimi misyonu var. Ve bunu gerçekten çok çok iyi uyguladığını düşünüyorum şirketin. Türkiye'de ilk ofisini kapatıp remote'a geçen şirketlerden biriyiz Mart başında. Pandeminin 6. ayında yani Eylül ayına doğru tamamen şirket içinde bundan sonra artık uzaktan çalışmayı bir şirket kültürü olarak kabul ettik. Ve bundan sonra hayatınızı tamamen uzaktan çalışmaya göre planlayın diyen şirketlerden biriyiz. Bu kararı alıp bunu yürürlüğe koyan şirketlerden biriyiz. Bunun yanında pandeminin ilk gününden itibaren tüm çalışanlarına çeşitli faydalar, yani evinde kullandığı internetten tutup çalışırken tükettiği kahveye kadar kompanse eden, işte evinde yeni işte çalışma koltuğundan tutun ek monitörüne kadar tüm bu ekosistemi ve ihtiyaçları düşün yapan şirketlerin başına giriyoruz. Ve bu bize tabii ki çok büyük bir plus olarak geldi. Çok büyük bir çalışan talebi oluyoruz. Ki bizim gibi şirketlerin ihracatta büyümesinin önündeki en büyük engellerden biri insan kaynağı. Ve biz bunu kültürümüzle gerçekten şu anda çok rahatız. Bu kültürü oturttuğumuz için çok mutluyuz ve çok değerli insanları katıyoruz şirkete. Bizim 2021 yılında koyduğumuz bir hedefimiz daha var şirket olarak. Biz Türkiye'nin ilk 10 teknoloji yazılım anlamında
ilk 10 teknoloji ihracatçısından biri olmak istiyoruz ve bu hedefte ilerliyoruz. Zaten 2019 yılında ilk defa 11. yılımızda, tarihimizde ilk defa ihracat gelirimiz yurt içi gelirimizi geçti. Dolayısıyla ağırlıklı gelirimizi ihracattan kazandık. Çok emek verdik. Yani biz bu seviyeye gelebilmek için 10-11 yılımızı verdik. Bunu artık nasıl yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bir de biz Türkiye'deki teknoloji şirketlerinin profilinden farklı olarak Türkiye'nin doğusuna değil, Türkiye'nin batısına ihracat yapıyoruz. Yani ağırlıklı Avrupa ülkeleri ve İngiltere ile çalışıyoruz. Bunu başarmak daha da zor. Bunu başarmak, o standartlarda çalışıyor olmak daha da zor. Ama tabii ki bunun yanında size getirdiği katma değer de çok yüksek. Dünyadaki teknoloji ekosisteminde oluşan katma değerin çok büyük bir çoğunluğu Türkiye'nin batısında oluşuyor. Dolayısıyla bizim açımızda tamamen Türkiye'nin batısına bakıyor. Bizim amacımız ihracat, daha da büyümek, daha çok ülkeye dokunmak. Ve Türkiye'den, ben sanayici bir aileden geliyorum. Türkiye'nin sanayisinde dünyaca tanınan şirketler var. Çok başarılı olmuş sanayiciler var Türkiye'de. Biz bunu teknolojide başarmak istiyoruz Team Up olarak. Teknolojide çok bilinen bir Türk teknoloji şirketi olmak istiyoruz. Harika. Yolunuz açık olsun diyorum. Katıldığın ve verdiğin bilgiler için teşekkür ediyorum ayrıca. Rica ederim. Vakit ayırdığın için teşekkür ederim Fatih. Sevgili Enterprise Nexus izleyicileri, bugün röportaj konuğumuz Team Up CEO'su sevgili Rudi Dökmeci oluyordu. Kendisiyle hem şirket hem de gelecek planları konuştuk. Enterprise Nexus röportajlarımız devam edecek.